Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni gelen güncellememiz var biliyorsunuz. Bu güncelleme ile ilgili neler gelmiş, neler gitmiş onları göstereceğim sizlere. Şimdi her zaman olduğu gibi ilk önce bir training açacağım. Trainingimizde Noel Sıcaklığı adlı bir kıyafet var. Biliyorsunuz zaten bu çekiliş kıyafetimiz. Kıyafetimiz bu şekilde. Tatlı. Emojisi çok güzel. Emojisini çok beğendim. Bir de yanında bir çanta veriyor. Şimdi satın alacağım hemen sizlere daha net bir şekilde gösterebilmek için. Böyle atlıyor, zıplıyor, hopluyor. Saçını çok beğenmedim ama kıyafetin şu kol detayları ve el detayları çok güzel. Onları sevdim. Buna geçen yılda bir yılbaşı kıyafetimiz vardı. Bakın bunun şapkasıyla daha hoş duruyor. Çoğu kişi bilmiyor geçen yılki yılbaşı kıyafetini. Onu hemen göstereyim şöyle sizlere. Bu yılki 1000 kat daha güzel. Onda eminiz yani. Kıyafet olarak 1000 kat daha güzel. Ama şapkası saç olarak ben geçen yıldakini tercih ediyorum. Geçen yılınki daha hoştu. O geyik olayı falan. Nerede bu? Hop burada. Böyle de birazcık uyumlu oldu. Yani kimse yadırgamaz. Şimdi bunun emojisini tekrar yapayım sizlere. Şimdi trainingimizi anlatmaya devam edeceğim sizlere. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Yılbaşı çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Son katılım günü 23 Aralık. Şimdi trainingde hediye yağmuru diye bir şey geldi. Bu hediye yağmuru daha önce de gelmişti biliyorsunuz. Oyun saatiyle saat 7 ile 9 arasında gökten böyle hediye kutuları düşüyor. O hediye kutularının içerisinden toplama puanı, zanaat puanı, savaş puanı ve çan düşüyor. Dolar, yetenek puanı da düşüyor. Çanlarla training pazarından bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Gümüş çan var bu şekilde. Ondan sonra bizim Türkiye saatiyle saat 8 ile 10 arasında düşüyor. Şimdi dileğini paylaş diye bir şey var. Buradan ben topladım bunu. Ama bir tane ağaç alınıyor. Hemen göstereceğim sizlere. Onu her gün evinizin bahçesine dikmeniz gerekiyor. Bahçeye diktikten sonra size altın ve gümüş çanlar verecek. Gösteriyorum hemen gördüğünüz gibi. Bunları toplayabiliyorsunuz. Topladıktan sonra bu çanları içerisinden training pazardan istediğiniz şeyleri alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bazı çanlar var. Şimdi biraz sonra detaylı olarak training pazarını göstereceğim zaten sizlere. Gümüş çan 20 tanesi 10 fed her zaman olduğu gibi. Şimdi çantama düşmüş bu. Posta kutusuna gitmiş sanırım. Posta kutusundan gidip onu bir açacağım hemen. Paket olarak alırsanız çantayı posta kutusundan almayı unutmayın arkadaşlar. Ay çantası çok tatlı. Bence kıyafetin en güzel yanı çantası herhalde. Evet çantası gerçekten hoş duruyor. Çantasını sevdim. Şimdi devam edeceğim. Noel çorabı diye bir şey geldi arkadaşlar. Noel çorabının olayını anlatıyorum size. Burada belirli görevler veriyor. Bu görevleri yapmanız lazım. Yaptıktan sonra size karşılığında çorap veriyor. Çorapla da belediye binasının önünde bir yer var. Oraya gidiyorsunuz. Oradan dilek dileyebiliyorsunuz. Dilek dilediğiniz zaman da şey yapıyor. Size bunun karşılığında ödüller veriyor. Şimdi bir dilek dile olarak ben yatıracağım. Size bir deneteceğim. Nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada kocaman bir ağacımız var. Ağaç çok güzel. Keşke bu ağacı alıp evime koyabilsem. Şimdi donanım kaynağı diyor. Düşler evi diyor ve moda önü diyor. Şimdi neler olduğuna bakacağım moda önünde. Moda önünde kıyafetler var. Buradan dilek dilerseniz kıyafet çıkma şansı var. Saat 23'e kadar diyor dilek dilemeniz lazım. 3 önce dilek paketi alacak diyor. Dilek paketi veriyor işte ona hediye ediyor size. Donanım kaynağı var. Donanım kaynağı da formül parçası, Arge verisi ve havan topunun formülü var. Aşağıda da herkese kesin olarak verilen şey Noel hediye kutusunu herkese veriyor dilek dilediğiniz zaman. Bir de düşler evi var.
Mesela ben şimdi donanım kaynağını diledim. Posta kutuma gidip bakacağım ne olmuş diye. Hemen gidelim bakalım ne verecek. Yani hiçbir şey vermeyeceğin garantisi var da ben yine bir bakayım. Gümüş çan. Evet, hiçbir şey vermedi yani normal olarak. Şimdi ben evime geri döneceğim. Trainingimi anlatmaya da devam edeceğim sizlere. Bu çorap olayı bu şekilde yani. Buradaki görevleri yapmanız lazım. Şanslı Dilek diye bir şey geldim. Buradan içerisine koymak istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Sizde daha önceden olan şeyler mi bilmiyorum. Sanırım değil ama çünkü bende Azur Kalkan yok. 250 fede çevirebiliyorsunuz. Dilek diliyorsunuz işte. 5 tane dilek için 250 fed gerekiyor. Şanslı Av gibi düşünün. Lucky Hunt. Bu şekilde herhalde bunu düşürmeye çalışıyorsunuz ama ne kadar zor, nasıl bir ortam, ne var bilmiyorum. Özel antiviral var içerisinde. Size sadece bunu almanızı önerebilirim. Şu anda yüksek elimde varken özel antiviral gerçekten çok önemli. Hemen size nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını göstereceğim. Zırhımda var benim. Bakın arkadaşlar. Şurada aşağıda hastalıklara verilen hasar, hastalıkların verdiği hasar azaltıldı ve hafif ateşli silah hasar artışı var gördüğünüz gibi. Ben buraya tabii ki en yüksek reaktif film bileşeni koydum. Hani bir 6 seviye koydum ama 5 seviye koyduğunuzda bile yine gerçekten çok güzel sonuçlar çıkartabiliyor. Ve yüksek ölüm için inanılmaz önemli. Eğer gerçekten bir hedefiniz varsa yüksek ölümde. Yani antiviral zırhın Formula Plus'ın ne kadar önemli olduğunu sürekli anlatıyorum ve anlatmaya da devam edeceğim. Antiviral Formula Plus'ınız yoksa bir yerden temin etmeye çalışın. Yani mesela buradan mı? Bir yere fed harcayacaksanız buraya harcayın, o antiviral şeyi çıkartın arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum, ikili eğitime geçiyorum. İkili eğitimde bazı görevlerimiz varmış. Ne gibi bir görevler? Noa sıcaklığının bir kez fotoğrafını çek. Yüksek ölüm heykelini beğen. Yüksek ölüm heykelini Umut 101'de veya kampınızda pano, devriye panosunun arkasında heykeller var. Ve orada bir tane afiş var. Afişin fotoğrafını çekmeniz lazım. O üç heykeli de beğenmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi hemen pazara geçeceğim. Pazarımızda köpeğimize şu şekilde bir kıyafet gelmiş. Şuraya bir miktar fed ekleyeceğim. Ay yanlış yazdım. Şimdi bakalım köpeğimizi alalım bu kıyafetlere. Köpeğin sembolüne tıklayacaksınız yukarıdan. Tıkladıktan sonra bilgilere tıklıyorsunuz. Bilgilerden izleye geçtiğinizde köpeğinizin kıyafetlerini görebiliyorsunuz. Rengi fıları. Başka ne varmış? Bir de bu şekilde. Ay köpeğimin tatlılığına bak. Toynakları oldu köpüşümün. Burnundaki şey de çok tatlı. Şimdilik. Devam ediyorum pazara. Noel Kartanis diye bir şey var. Yazı yazdığınız zaman 30 gün boyunca bu kabarcığın içerisinde görülüyor. Yüksek ölümde de var ya şu diğerleri gibi. Noel öperleri var. Neymiş bu bilmiyorum. Alalım bir deneyelim bakalım. Sınırlı süreli ürün. 7 gün alındıktan sonra süresi de oldu diyor. Yani dolara dönüştürülecekmiş eğer kullanmazsanız. Şimdi kullan. Çevrim içi bir arkadaşınızı diyor. Raid'e bakalım. Ne yapalım? Buraya bir tane kalp atalım. Bu kadar. Başka da bir şey yapmadım. Aa çok güzelmiş. Böyle yukarıdan yazılar geçiyor. Ne kadar art samimiyetinizi de arttırabiliyorsunuz bu şekilde sanırım. Şimdi altın çan hazine sandığı var. Bu geçen sefer tren rayı falan çıkartmak için vardı ya, yine onun gibi.
Gördüğünüz gibi altın çan var içerisinde. Bu altın çanlarla asıl güzel ödüller alınıyor tabii ki de. Dev fındık kıran, mağara bacası, rengeyi koltuğu, Noel ağaçlılığı. Bu perde o kadar güzel ki. Gerçekten ben hayatımda daha önce hiç bu kadar led ışığın güzel olduğunu görmemiştim. Noel perde lambasından almak istiyorum binlerce. Noel ağaç dolabı da güzel. Örnek olarak açtım bir tanesinin içinde iki tane çıktı şansıma. Yılbaşı çelengi falan da var. Şimdi burada bir de yemeklerimiz var. Kaset var. Kasetleri de göstereyim. İki tane kaset var. Bir de yeni yemekler var. Şimdi bademli puding var. Bu toplama için ağaç kesim hızı falan veriyor. Noel kurabiyesinden satın alacağım. Ateşleme hızı ve kırış şansı veriyormuş. Bunun ne yazdığını anlayamıyorum burada. O yüzden kremalı mısır elmiğinden de alacağım bir tane. Bakalım hemen ne veriyormuş bu. Zamanla epey yenilemesi, hareket hızını geliştir ve yüzme hızı veriyormuş. Güzel değilmiş. Kritik şans artışı, atıştırma hızını arttır 5'te 10. Bu güzelmiş Noel kurabiyesi. Noel kurabiyesi belki şey için bile kullanılabilir. Yüksek ölümde bile bazı yerlerde kullanılabilir. Ama kremalı mısır ilmeğinin hiçbir avantajı, hiçbir şeyi yok. Boş verin, o yüzden onu hiç gerek bile yok. Devam ediyorum treninge bakmaya. Bakalım başka ne varmış. Eklentilerimiz var her zaman olduğu gibi günlük olarak. Eklentileri almanızı tavsiye ediyorum zaten. Eklentiler oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi yeteneklerden sonra. Mağazaya geçiyorum. Mağazada şu takım. Bu takım istekleri düzenli olarak geliyor ve asla bitirmiyorlar. Şimdi burada bir tane çantamız var. Altın bir çanta. Açıkçası ben çantayı sevdim ama buradaki amacım benim şu mini projektörleri almaktı. Bununla alakalı bir video çektim zaten. O videoyu da üstüne biraz daha video çekerek şey yapacağım. Editleyip sunacağım sizlere. Başka ekstra olarak bir şey yok güncellememizde. Yeni eklentiler ve yüksek ölüm videosunu da tekrardan sizin için detaylıca çekeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.